Efendim, sanayi deyince aklımıza yalnız halı veyahut da film dokumak değil. Sanayinin birçok dalı vardır. Bunlardan halıcılık bir, giyim sanayi, efendim gıda sanayi, metal sanayi, buna benzer sanayiler sıralanabilir. Bunların başlangıcını arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi bir organize sanayi kurarak, çünkü organize sanayi küçük küçük işletmelerin bir araya gelerek bir topluluk meydana getirdiği ve herhangi bir açığı kapatmakta en mühim bir etken olduğunu hepimiz biliyoruz. Sanayici olarak biliyoruz. Ahmet Bey'in söylediği gibi mühendislerimiz bir atölye kurmakta ehil olsunlar söylüyorlar. Şimdi daha önceleri sanat okulu mezunları ancak bir atölye açabiliyorlardı. Bu eğitim geliştikçe, genişledikçe ve yurt çapında yayıldıkça mutlak surette sanat okulu mezunları değil, artık bu iş mühendislere kalacaktır. Bu ileriki zamanlarda kendiliğinden gelecektir. Şimdi benim bünyamız için sanayileşme nasıl olabilir? Ben kısaca birkaç şey üzerine duracağım. Dünyada yapılabilecek şeyler şunlar olabilir. Dünyada çok potansiyel vardır. Ve bünyanlı hemen hemen her işe eli yatkın, eli uz kişilerdir. Halıcılık, bunu fevkalade evvelden beri yapıp gelmektedirler. Tabii ki buna teşvik alınırsa daha da ileriye götürülür ve istenilen kalite elde edilebilir. Bunun yanında giyim sanayi çok kısa zamanda çıkabilir. Çok kısa zamanda, kısa vadede şeye geçirilebilir. Ve giyim sanayinde iç giyim. İç giyimle başlandığı zaman büyük bir sermayeye ihtiyaç yoktur. Hemen hemen her evde veyahut da her küçük atelyede bunlar yapılabilir. Tabii bunları genişletip büyük çapta konfeksiyon haline getirmek dünyanın için çok daha yararlı olur. Tabii bunun yanında küçük yapılırken bir yandan da büyüme olasılıkları ortaya çıkar ve dış giyim, konfeksiyon işleri yapılmaya başlar. Tabii bunların yanında iplik üretimi, halıcılıkta halı üretimi. Zaten Bünyan Sümerbank Fabrikası halı ipi üretmek için kurulmuş bir fabrikaydı. Sonradan sonraya çok çeşitli şeylere dönüşerek şimdi battaniye ve bir kumaş, kaba bir kumaş dokuyabiliyor. Efendim, bünyamızda benim bir önerim daha var. Bu potansiyel dediğimiz önerilerden bir tanesi, bünyanın herhalde bir şeyini göstereceksiniz, öyle tahmin ediyorum. Batısına doğru, batı kuzeyine düşen bir mevki vardır. Yuvadere dediğimiz bir dere vardır. Eğer bu derenin alt tarafından böyle bir kapatma yapılır da bir gölet meydana getirilebilirse, burada hem dünyanın çehresi değişebilir, hem çevresine çok çeşitli şekilde spor tesisleri, buna benzer mesire yerleri, dinlenme yerleri, huzur evleri kurulabilir ve dünyanın çok büyük bir gelir sağlayacağı şey meydana gelir. Aynı zamanda hocamızın dediği gibi balıkçılık orada çok daha iyi yapılabilir. Çünkü su balık için en önemli etkendir. Evet, turizm konusuna Ömer Bey'e geçmeden önce hocamızın bir ilave